X bir reel sayı, x'in 2'ye olan uzaklığı 3 birimden küçüktür. Uzaklık dediğimiz neydi? Mutlak değer. Yani x eksi 2'nin mutlak değeri küçüktür 3. Bunu da x eksi 2'ye çıkarıyoruz. Sağ tarafa artı 3, sol tarafa eksi 3 olacak şekilde açıyoruz. Amacımız x'i bulmak. Dolayısıyla buraya her iki tarafa bu 2'yi yok etmek için 2 ekliyoruz. Eksi 1, x ve 5 yapar. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı. X sayısı pozitif bir sayı olsa, diyelim ki 2 gibi bir sayı olsa, mutlak değer 2 büyüktür 2 olmaz. Çünkü ikisi de birbirine eşit. Dolayısıyla x'imiz 0'dan küçük bir sayı. Aynı şekilde bakalım, mutlak değer y büyüktür y şeklinde. Y'miz de 0'dan küçük bir sayıdır. Dolayısıyla negatif iki sayının birbirine oranı pozitif olacağı için cevabımız D şıkkı. Mutlak değer a büyüktür a olduğuna göre a sayısı 0'dan küçük negatiftir. Mutlak değer eksi b ile mutlak değer b birbirine eşittir. Burada da yine mutlak değer b büyüktür b olduğu için yine b negatif bir sayıdır. Mutlak değer olduğu gibi dışarıya çıktığına göre buradaki c sayısı negatif olamaz, 0 ya da 0'dan büyük bir sayı olur. Dolayısıyla buradaki en büyük sayımız c'dir. Dolayısıyla c'den a çıkarsa burası pozitif olacaktır. B c'den daha küçük olduğu için burası negatif. A ve b 0'dan küçük olduğuna göre toplamları da 0'dan küçük bir değerdir. Şimdi bunları mutlak değerin dışına çıkarıyoruz. Pozitif olanlar olduğu gibi çıkar. C eksi a. Negatif olanları da eksi b artı c olacak şekilde eksi ile çarparak çıkarıyoruz. Soruda bir eksi var. Bir de burası negatif olduğu için a artı b diye çıkmaz. Eksi a eksi b olur. Düzenleyelim. C eksi a eksi b artı c. Eksiyi dağıtıyoruz. Artı a artı b gelir. A'lar gitti. B'ler de giderse c artı c. Yani cevabımız D şıkkı. Bu tür sorularda üssü çift olanlara bakıyoruz. Neden? A kare sayısı asla negatif olamaz. Büyük eşit 0. Pozitif bir sayıyla b'yi çarpınca sonuç 0'dan küçük, yani negatif olmuş. Dolayısıyla b sayısı negatif bir sayı. Sonra b ile devam ediyoruz. B negatiftir. C ile çarptığımızda sonuç 0'dan küçük oluyormuş. Dolayısıyla c sayısı burada pozitif bir değerdir. Pozitif bir sayıyla a'yı çarptığımızda sonuç pozitif yapıyor. Dolayısıyla burada a sayısı da yine pozitif. B eksi a. B negatif, a pozitif olduğu için burası negatif bir değer. B sayısı eksili, c sayısı artılı bir sayı olduğu için burası yine negatiftir. A ve c pozitif olduğu için toplamları da pozitif. Şimdi bunları mutlak değerin dışına çıkarıyoruz. Eksili olduğu için eksiyle çarpıyoruz. Yine burada da artı eksiyle çarpıyoruz dışarı çıkarırken. Burası pozitif olduğu için olduğu gibi yazıyoruz. Düzenlersek eksi b artı a, eksi b artı c, eksiyi içeriye dağıtıyoruz. Eksi a, eksi c. C'ler gider, a'lar gider. 2 tane eksi b kalır. Cevabımız buradan a şıkkı. N sayısı m sayısından küçük. Diyelim ki n 2 olsun, m'miz de 3 olsun. Yerine yazarsak mutlak değer x küçüktür 3, mutlak değer y küçüktür 2. Bunu mutlak değerin dışına çıkaralım. X 3 ile eksi 3 arasındadır. Y de 2 ile eksi 2 arasında. Bize x eksi y'den bahsettiğine göre bunu eksi ile çarpalım. Eksi ile çarparsak ne olur? Artı 2 ile eksi 2 arasında olur. Yani eksi 2 küçük, eksi y küçüktür. Ne olacak? Artı 2 olacak. Şimdi bu iki eşitsizliği alt alta topluyorum. Eksi 3 artı eksi 2 eksi 5'tir. 3 artı 2 de 5'tir. Ama bize burada mutlak değerden bahsetmiş. Bu aralıkta en küçük değerimiz 0'dır. Mutlak değer olarak düşünürsek en küçüğü 0'dır. En büyüğü de 5'tir. Dolayısıyla x eksi y'nin mutlak değeri 0-5 yarı açık aralığındadır. Şıklara bakarsanız 0'dan 5'e kadar bir tarafı dolu, bir tarafını boş göstereceğiz. Hangisi olabilir? Tabii ki cevabımız buradan C şıkkı. Bu eşitsizlikte her iki tarafı artı 2 eksi 2 olacak şekilde yerleştirebiliriz. Eksi 1'den kurtulmak için
1 ekliyoruz ve x'in aralığını bu şekilde buluyoruz. Benzer şekilde burada da y eksi 2'miz artı 3 ile eksi 3 arasında. Burada da eksi 2'yi yok edeceğiz. Her iki tarafa 2 ekliyoruz. Yani y'miz bu aralıkta. Bize bunların karelerini alın demiş. Karelerini alırken bu aralıkta 0 var mı yok mu bunlara dikkat ediyoruz. Bakın mesela bu aralıkta 0 vardır. Dolayısıyla bir sayının karesi en azından 0 olmalı. 0 küçük eşit x kare. Eksi 1'in karesi 4, 3'ün karesi 9'dur. Buraya 9 daha büyük olduğu için 9'u yazmamız gerekir. Benzer şekilde burada en küçük alabileceğimiz kare değerimiz 0'dır. 25 ve 1 arasında gider gelirsek arkadaşlar ne olur? 25'i tercih ederiz. Dolayısıyla bu ikisini toplayacağız. Soruyu bitiriyoruz. 0 küçük eşit y kare küçüktür 25. Alta alta topluyorum. İkisi de küçük eşit olduğu için burası küçük eşit. Sonrasında 9 ve 25 de küçüktür olduğu için bu da küçüktür olacak. 0 ile 34 arasında. Alabileceğimiz en büyük tam sayı değeri de o zaman 34'ten küçüktür. E şıkkıdır. Mutlak değerin sonucu 3'tür. Dolayısıyla şu içerideki ifademiz artı 3 ya da eksi 3'tür. Mutlak değer mutlak x eksi x artı x. Bu ifadeyi 3'e eşitliyorum. Bir de aynı ifadeyi artı x eşittir eksi 3 diyorum. Burada x sayısının pozitif ya da negatif olması bizi ilgilendiriyor. X'i önce 0'dan büyük eşit seçelim. Mutlak değer x dışarıya olduğu gibi çıkar. Yani x eksi x artı x eşittir 3 gibi bir durum olur. Burası 0. Dolayısıyla x'imiz 3. 0'dan büyük olacak dedik. 3 var mıdır bu aralıkta? Vardır. İlk değerimizi bulduk. Sonra x'in negatif olduğu durumları inceleyelim. Burası mutlak değer. Mutlak x o zaman eksi olarak çıkacaktır. Eksi x eksi x eşittir 3 gibi. Burası ne oldu? Eksi 2x'in mutlak değeri artı x. Eksi 2'nin mutlak değeri 2'dir. 2 çarpı mutlak değer x ya da bakın x negatif olduğu için eksi 2x pozitiftir. Dışarıya olduğu gibi çıkar. Buradan eşittir 3 dersek x değerimiz eksi 3'tür. 0'dan küçüktür ve eksi 3'tür. Doğru, bunu kabul edebiliriz. İkinci kökümüz eksi 3. Aynısını burada yapalım. X büyük eşit 0 için mutlak değer bu x diye çıkacaktır. X eksi x artı x eksi 3. Burası 0 oldu. X eksi 3'tür. Ancak bakın x'in burada pozitif olduğu durumlar dedik. Burada eksili durum çıktı. Buradan bir çözüm gelmez. Benzer şekilde x küçük 0'ı inceleyelim. Burası eksi x diye çıkar. Eksi x eksi x eşittir eksi 3. Eksi 2x'tir burası. Negatif bir x değeri için bu pozitif bir sonuç doğurur. Dolayısıyla eşittir eksi 3 dersek x'imiz buradan 3 gelir. Bakın 0'dan küçük olsun dedik. Burada artı 3 çıktı. Buradan da bir çözüm gelmedi. Dolayısıyla çözüm kümemizde 2 farklı değer vardır. Cevabımız B şıkkı. X eksi 1'in mutlak değeri x ne olursa olsun 0'dan küçük değildir. 0 ya da 0'dan büyüktür. 0 olursa sonuç 0 yapar. Dolayısıyla burası pozitif bir değerdir. X yerine 1 değerini veremeyiz. Artılı bir sayıyla 3 eksi x'i çarptığımızda sonuç 0'dan küçük. Yani eksi oluyormuş. Dolayısıyla 3 eksi x sayısı negatif bir değer olacak. Yani 3 eksi x 0'dan küçük. Eksi x'i diğer tarafa atarsak da x'imiz 3'ten büyük sayılardır. 3'ten sonsuza kadar cevabımız A şıkkı. Bu eşitsizliği sağlayan 3 farklı x tam sayı değeri vardır. Buna göre A kaçtır? Burada şıklardan gidebilirsiniz. A yerine 3 yazdığımızda x eksi 3'ün mutlak değeri küçüktür 1 olur. Yani x eksi 3 1 ile eksi 1 arasında 3 eklersek x'imiz 2 ile 4 arasında. Burada x'in alabileceği sadece bir değer var. A şıkkı gitti. B şıkkında A yerine 4 yazın. X eksi 3'ün mutlak değeri küçüktür 2. Yani x eksi 3 küçüktür 2, büyüktür eksi 2. Her iki tarafa da 3 eklerseniz x'imiz 1 ile 5 arasında. Yani 2, 3 ve 4 gibi 3 farklı değer vardır. Cevabımız o zaman Bursa. Burada mutlak değerin içindeki ifadeyi biz 0'a eşitleyip öncelikle bir x kökü bulalım.
X'in burada birden büyük ve birden küçük olduğu durumları inceleyeceğiz. Diyelim ki x birden büyük olduğu durumlara bakalım. X eksi 1'in mutlak değeri dışarıya nasıl çıkar? 6x eksi 2 gibi bir sayı olduğunu düşünürseniz burası pozitiftir. Olduğu gibi çıkar. Buradan küçük eşit 22. Eksi içeriye dağıtalım. Artı 1 küçük eşit 22. Buradan 5x küçük eşittir 21. 5 kere 5 olsa 25. O zaman ne olacak? 5'ten küçük olacak. 4, 3, 2 ve 1. Neden 1'e kadar? Çünkü burada 1 bizim için bir kritik noktadır. Peki x küçük 1 için deneyelim. X küçük 1 için burası x'e 0 verdiğinizi düşünürseniz negatif bir durumdur. Yani 6x eksi negatif olduğu için aynen çıkamıyor. Bu şekilde değişerek çıkıyor. Eksi içeriye dağıtıyorum. Artı x eksi 1 küçük eşit 22. 7x küçük eşittir 23. 4 versem 28 olmuyor. 3 verirsek 21 olur. 2, 1. Bakın 1'den küçük olacak demiş. Burada 3, 2 ve 1 ne olur? Çelişki olur. Çünkü 1'den küçük olan değerleri alacağım. 0, eksi 1 diye gider. Ancak doğal sayı olacağı için eksi 1, eksi 2, eksi 3 onları da alamayız. Dolayısıyla burada sadece 0 kökümüz olur. Bunu da çözüm kümesine ilave edersek bizim 5 farklı doğal sayı çözümümüz vardır. Cevabımız C şıkkı. Bir aracın boya kalınlığı 250 mikrondur. 20'den fazla ya da 20'den eksik olduğunda bize uyarı veriyor. Yani en fazla 250'den 20 fazla olabilirsin ya da 20 eksik olabilirsin diyor. Aradığımız x sayısının 250'ye mesafesi küçük eşittir 20 olacak şekildedir. İsterseniz bunu açalım. X eksi 250 20 ile eksi 20 arasında dersek eksi 250 yok edelim. 250 eklerseniz bakın aralık burada 230 ile 270 aralığında olacaktır. Cevabımız C şıkkı. Ülkü Ankara'dan Denizli'ye doğru yola çıkıyor. Ankara'nın çıkışında bu şekilde bir mesafe levhasını görüyor. Ankara'dan Afyon'a 260 km mesafe var. Bu ikisini birbirinden çıkarırsak Afyon Dinar arası 105 km. 365 ile 480'i de çıkarırsak Dinar Denizli arasının 115 km olduğunu görüyor. Bir süre sonra mola veriyor. Molada kardeşine bulunduğu yeri tarif ediyor. Diyor ki Afyon'a uzaklığımız ile Dinar'a uzaklığımızın toplamı 150 km. Diyelim ki şöyle bir noktada Ankara ile Afyon arasında. Burasına x kilometre dersek bulunduğu noktanın Dinar'a uzaklığı x artı 105 kilometre. Bu ikisinin toplamı da 150'ymiş. Bakın buradan 2x eşittir 45, x eşittir 22 onda 5. Birinci ifade doğru olabilir. Dinar Denizli arasında olabilir mi? Buna bakalım. Dinar Denizli arasında böyle bir yerde olsun. Buradaki Dinar'a olan mesafesinin y birim olduğunu, Afyon'a olan mesafesinin de yine 105 artı y birim olduğunu görelim. Eşittir 150'ymiş. Birinci de olduğu gibi diğerinde de yine 22.5 olacak şekilde pozitif bir yolumuz çıktı. Üçüncü de doğrudur. Zaten 1, 2, 3'ün olduğu bir şık yok. Ancak biz yine ikinci durumu inceleyelim. Diyelim ki Afyon ile Dinar arasında bir yerdeyiz. Şöyle bir noktada olalım. Buradan Afyon'a olan mesafemiz ile Dinar'a olan mesafemizin toplamı kesinlikle 105'tir. Yani 150 olma durumu yoktur. Cevabımız E şıkkı. Özlem Ankara'dan İstanbul'a gitmek için otobüse biniyor. İlk gördüğü tabela bu şekilde. Yani Ankara'dan Sakarya 100 km. Sonrasında 10 km daha giderse Sapanca'ya gidiyor. Ardından 90 km daha giderse Sapanca'dan İstanbul'a varmış oluyor. Bu otobüsün Sakarya uzaklığı İstanbul'a uzaklığının 1 bölü 3'ü olduğu nokta. Neresi olabilir? Diyelim ki şu an buraya kadar x kilometre gittik. Sakarya'ya olan mesafemiz 100 eksi x kilometre. Uzaklığımız Sakarya 100 eksi x'tir. İstanbul'a ne kadardır? Peki x gittiğimize göre toplam yolumuz 200 kilometre. Burası da o zaman 200 eksi x'tir. Bunları birbirine böldüğümüzde 1 bölü 3 yapıyormuş. Burada içler dışlar yaparsak 200 eksi x 300 eksi 3x yapar. Buradan 2x 100 gelecektir. X de 50'dir.
Sapanca'ya olan mesafemiz 50 kilometre geldiğimize göre bir 50 de burada kaldı. 10 daha 60. Birinci durumda cevap 60. Şıklarda gördüğümüz gibi yok. Çünkü bize en az olanı soruyor. Şimdi ikinci bir durum inceleyelim. Sakarya'ya arkadaşlar diyelim ki x kilometre Sakarya'yı geçtik. Buralarda bir yerdeyiz. Yani şuraya şimdi x diyelim. Sapanca'dan sonra x kilometre Sakarya'ya olan mesafemiz bu ikisinin aralığı o zaman ne olacak? X artı 10 kilometre. Peki İstanbul'a olan mesafemiz nedir? Bakın burada 90 kilometre yazıyor. X'i burada dersek 90 eksi x. Bu da eşittir 1 bölü 3'müş. İçler dışlar yaparsak 90 eksi x 3x artı 30'dur. 4x eşittir 60. X eşittir 15. Yani Sapanca'ya olan buradaki x birimlik mesafemiz en az 15 kilometre. 10 santimetrelik bir tane cetvelimiz var. Bu cetvel üzerinde 1'den 8'e kadar yani 8 eksi 1'den 7 santimetrelik bir tane ipimizin olduğunu görüyoruz. Biz bu ipimizi A ve B noktalarından bu şekilde gerginleştirip bir tane K noktasından çekiyoruz. Sonra bu K noktasındaki ipi sağa doğru ve sola doğru hareket ettiriyoruz. Cetvele dokundukları noktaları bulup bunların sıfıra olan uzaklıklarını toplayalım diyor. Cetveli ne dedik? Burada bakın ipimiz 7 santimetre. Bu ikisinin arasındaki mesafe 2 santim. Yani buradaki AK ve BK'nın toplamı 5 santim. Bu ikisini birbirine eşit kabul ederseniz ikisi de 2'şer buçuk santimetre gibi düşünebiliriz. Şimdi sağa doğru gerginleştirdiğimizde cetvele dokunduğu zaman bu 5'ten 2,5 santim sağ tarafta 7,5'te olacak. Sıfıra olan mesafemiz 7,5. Bu K noktasından sola doğru gittiğimiz zaman bu A'dan ne yapacağız arkadaşlar? 2,5 santimetre sola doğru gideceğiz. Yani 3-2,5'tan 0,5'e geldik. Bunun da sıfır olan mesafesi 0,5'tir. 7,5'la 0,5'i toplarsak iki uzunluğun toplamı E şıkkıdır. Mutlak değer içindeki ifadede bir çözümleme yapalım. Buradan 10A artı B eksi 10A artı A eksi 10B eksi B'den böyle bir ifade. İçeriği düzenlersek eksi A eksi 10B yapar. Mutlak değer içerisine eksi ile genişletirsek sonuç değişmez. Dolayısıyla A artı 10B. Şimdi bu eşitlikte bunu uygulayalım. Mutlak değer A artı 10B eksi mutlak değer B artı 10A gibi bir durum olacak. Bu da eşittir 63'müş. Bunlar pozitif değerler olduğu için olduğu gibi çıkar. Yani A artı 10B eksi B eksi 10A eşittir 63. Buradan da 9B eksi 9A eşittir 63 yapıyor. Dolayısıyla buradaki B eksi A değerimiz 7'dir. B eksi A 7 olduğuna göre 1'e 8 ya da 2'ye 9'u deneyebiliriz. Dolayısıyla AB sayılarımız 18 ve 29'dur. Toplamı da 47'dir. Cevabımız A şıkkı. Mutlak değer içindeki mutlak ifadelerin toplamı yine mutlak değer içinde P artı R'yi vermiş. Burada neyi görüyoruz? P ve R ikisi de ya artılı sayılar yani mutlak değer 5 ve 3 seçerseniz mutlak 8 eşittir. Mutlak 8 olacaktır. İkisi de eksili sayılarda olabilir. Yani mutlak değer 5 artı 3 eşittir. Mutlak değer eksi 8. Bu şekilde eşitliği sağlamak zorunda. Ama birisi artı diğeri eksi için denerseniz bunu sağlamadığını görürsünüz. Yani PR'den küçük ya da büyük toplamları negatif diyemeyiz. Çünkü ikisi de pozitif olduğu için artı olabilir. Farkları artı ya da eksi olabilir. Bunlarla ilgili bir fikrimiz yok. Ancak ikisi de artı artı olduğunda da sonuç artı yapıyor. İkisi de eksi eksi olduğunda da çarpımlarının sonucu artı yapıyor. Yani daima doğru olan emin olduğumuz cevap burada C şıkkıdır. Sayı doğrusu üzerinde M artı 2 sayısının 5 sayısına olan mesafesi M artı 1 birimmiş. Yani M eksi 3'ün mutlak değeri M artı 1. Burası pozitif bir değer olsaydı olduğu gibi çıkardı. Demek ki burası negatif bir değer eksiyle çarparak bu şekilde dışarıya çıkmış. M'leri taraf tarafa atarsak buradan aradığımız M 1'dir. Yani x eksi 2'nin mutlak değeri küçük 1. Bu durumda sağ tarafa artı 1, sola eksi 1 yazıyoruz.
Eksi 2'yi de yok etmek istiyorsak burası her iki tarafa 2 eklersek 1 ile 3 arasında bir değerdir. Peki burada y'yi yalnız bırakalım. X artı 1 eşittir y bölü 2. Dolayısıyla içler dışlardan y'miz 2x artı 2'dir. Bu ifadeyi 2 ile çarpıyorum. Sonrasında 2 ekliyorum. Yani 2x artı 2 4 ile 8 arasında. Y sayısı 4 ile 8 arasında olduğuna göre 5, 6 ve 7'dir. Toplamımız da A şıkkı. Şekilde 3 farklı hesap makinesi var. Seval, Emir ve Özgür'ün hesap makineleri. Burada gördüğümüz gibi toplama çıkarma işlemlerinin tuşu diğerlerinden farklı. Aynı zamanda rakamların da hepsi birbirinden farklı. Özgür kendi hesap makinesinde 75 sayısından bir tane sayıyı çıkartıyor. Kaçı çıkardığını bilmiyoruz. Şimdi 75'i ve buradaki onunla aynı konumda olan rakamları bu şekilde işaretleyelim. Emir burada ne yapıyor? 67'yi işaretlemiş. Emir ve Seval kendi hesap makinelerinde Özgür'ün hesap makinesinde bastığı tuşlar ile aynı yerde bulunan tuşlara basıyorlar. Sonuçta Emir 92 buluyor. Bakın burada bir çıkarma işlemi yapıldı. Çıkarma burada en altta. Onun olduğu yerde Emir artı yapıyor. Yani 67 ile bir sayıyı topluyor. 92 oluyor. 92'den 67 çıkarırsak burada işaretlenen sayı 25. 2 ve 5'tir. Dolayısıyla burada 4 ve 9. Yani Özgür 75'ten 49'u çıkarıyor ve sonucu 26 buluyor. Emir ise 67 ile 25'i toplayıp 92 bulmuş. Şimdi Seval'e gelelim. Seval burada bakın en solda 6 yerine 4'ü işaretliyor. Yanında 5, 2 ve 7 işaretliyor. Seval ve Özgür'ün bulduğu sonuçlar. Seval şimdi kaç bulacak? Bakın Emir 67 dedi. 1, 2 bu ikisini kullandı. Seval 4 ve 3'ü kullandı. 43. Emir 25'i işaretlemiş. 2 ve 5. Onun bulunduğu yerde 8 ve 5 var. Seval de 85. Burada en altta eksi, artı. Bu da aynı konumda olan artıyı kullanacak. Toplayınca burası 128 yapacak. Yani Seval'in bulduğu sayı 128. Özgür'ün bulduğu sayı da 26'dır. Bu ikisinin arasındaki farkı çıkardığımız zaman x değerimiz o zaman 102. Burada 102'yi x gördüğümüz yere yazarsak 102'den a çıkarınca sonuç 92 oluyormuş. Dolayısıyla 102 eksi a'mız 92 olabilir. Buradan bir a değeri buluruz. Bir de bunu aynısının eksilisini yapacağız. Eşittir eksi 92. A'yı diğer tarafa atarsak buradaki a değerimiz 194 ya da 10 olabilir. Cevabımız D şıkkı. Bir önceki Dünya Kupası'nda 171 tane gol atılmış. 2018 Dünya Kupası'nda ise bir öncekine göre 11 ila 25 arasında bir artış olacak. 11 eklersek 182. 25 eklersek 196 olacak. Şimdi bunu bir sayı doğrusu gibi düşünürsek ikisi arasındaki fark 14. Yani 7 birim burada, 7 birim burada olacak şekilde 189 sayısını ortaya alabilirsiniz. Aradığımız değer 189 sayısına 7 birim mesafede. Dolayısıyla şıklara bakarsanız cevabımız A şıkkı. Bunu da açarsanız x eksi 189 küçük eşit 7 büyük eşit eksi 7. Her iki tarafa 189'u eklersek burası 196, diğer tarafta 182 olacaktır. Cevabımız bu şekilde A şıkkı. Sayı doğrusu üzerinde 4 sayısına uzaklığı, eksi 5 sayısına olan uzaklığın 3'te 1'inden küçük olan sayılar var. X'in 4'e uzaklığı mutlak değer x eksi 4. X'in eksi 5 sayısına uzaklığı x eksi 5 bölü 3, burası da küçük dediği için küçük şeklinde bir eşitsizliğimiz var. Mutlak değer x eksi 4 küçüktür mutlak değer x artı 5 bölü 3. İçler dışlar yaparsak bu 3'ü buraya alırsak mutlak değer 3x eksi 12 küçüktür mutlak değer x artı 5. Buradan da cevabımız C şıkkı. Bu soruda 4'ten 2,5 çıkarırsak 1,5 saat yolculuğun bitmesine kalan süredir. 4'ten 3'ü çıkarırsak yolculuğun bitmesine 1 saat kalıyor. Yani yolculuğun bitmesine 60 ile 90 dakika arasında süreler var.
Bunu sayı doğrusunda gösterdiğimizde 90 ile 60'ın tam ortasında 75 vardır. Yani 75 eksi 15, 75 artı 15 gibi. Dolayısıyla burada eşitsizliğimiz E şıkkıdır. Mutlak değerin sonundaki bu ifade o kadar büyük ki bunu hesaplayamayız. Bunun yerine örnek verelim, 10 olsun. Bu ifadenin bir önemi olmadığını göstermeye çalışacağız. 10 olduğuna göre bu mutlak değeri içerisindeki ifade 3x eksi 12'nin mutlak değeri artı 4 artı 5. Bu ifade ya artı 10'dur ya da eksi 10'dur. Eksi 10'u alamıyoruz çünkü mutlak değer pozitiftir. 5 eklersek eksi 10 gibi bir sayı bulamayız. Dolayısıyla burada tek bir çözüm var. 5'i diğer tarafa atalım. Mutlak değer 3x eksi 12 artı 4, 10 eksi 5'ten 5'tir. Dolayısıyla içerisi 3x eksi 12'nin mutlak değeri artı 4, ya 5'tir veya eksi 5. Benzer şekilde burası eksi 5 olursa 4 yanına gittiğinde eksi 9 olur. Mutlak değer eksi 9 olamayacaktır. Dolayısıyla eksi 5'i burada iptal ediyoruz. Yani 3x eksi 12'nin mutlak değeri 5 eksi 4'ten 1'dir. Yani 3x eksi 12'miz 1 veya 3x eksi 12'miz eksi 1. Yani burada x değerimiz 13 bölü 3'tür. Diğerindeki x değerimiz de 11 bölü 3 olacak şekilde iki farklı değer var. Dolayısıyla ikisini toplarsak 13 artı 11 bölü 3'ten toplamımız 8'dir. D şıkkı. X sayısı mutlak değerinden küçük bir sayı olduğuna göre x'imiz 0'dan küçüktür. Buradaki x'i yalnız bırakalım. 2x eşittir 3y artı 12. X 0'dan küçükse 2 ile çarptığımız zaman 2x yine 0'dan küçüktür. Dolayısıyla buradaki 3y artı 12'miz 0'dan küçük. Yani 12'yi diğer tarafa atarsak 3y küçüktür. Eksi 12. 3 ile sadeleştirirsek y'miz eksi 4'ten küçük reel sayılar. Burada alabileceğimiz en büyük tam sayı eksi 5'tir. Cevabımız C şıkkı. Burada eşitsizliği sağlayan x tam sayılarını bulup topluyoruz. X eksi 10'un mutlak değeri demiş. Sonrasında 1 eksi x'i mutlak değeri. Burada parantez içindeki ifadeyi eksi 1 ile çarptığımız zaman sonucu değişmez. Bunu x eksi 1 gibi yazabiliriz. Burada da her ikisinde de neler ortak? Eksi 3'ler. Bu ifadeyi eksi 3 çarpı x eksi 10 diye yazabiliriz. Bu eksi 3'ümüz de mutlak değer dışarısına 3 olacak şekilde çıkar. Burası da mutlak değer x eksi 10 şeklinde yazılabilir. Şimdi her ikisinde mutlak değer x eksi 10'lar ortak. Bunları başa alalım. Mutlak değer x eksi 10 ortak çarpan parantezinde yazalım. Bunları görmezsek ne olur? Mutlak değer x eksi 1 eksi 3 küçük eşit 0. Şimdi burası 0 ya da 0'dan büyük bir değer olacak. Sonucumuz 0'dan küçük olacaksa burası da o zaman 0'dan küçüktür ya da 0'a eşittir diyebiliriz. Şimdi burası mutlak değer x eksi 10'umuz daima 0'dan büyük eşit olacak. Zaten mutlak değer tanımı budur. Burada 0'a eşit olma durumunu incelersek ilk kökümüz 10 gelir. Burada önemli olan buradaki mutlak değer x eksi 1 eksi 3'ün 0'dan küçük eşit olması. Yani x eksi 1'in mutlak değeri küçük eşit 3'tür. Bu da mutlak değer dışarısına nasıl çıkar? Küçük eşit artı 3, büyük eşit eksi 3. 1 eklersek eksi 2 küçük eşit x küçük eşit 4 yapar. Yani buradaki köklerimiz nedir? Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4. Bunları toplarsak artı 2, eksi 2, artı 1, eksi 1 gider. Buradan 7 gelir. Bir kökümüzde burada 10 vardı. Dolayısıyla bunu da eklersek buradaki tüm x tam sayılarının toplamı 17'dir. Cevabımız denizde. A'nın B'ye uzaklığı dediği zaman bu mutlak değer A eksi B şeklinde yazılabilir. Bunun A'nın 0'a olan uzaklığına yani yine A'nın mutlak değerine oranı eşittir. B'nin A'dan farkının A'ya oranı. Yani B eksi A'nın A'ya oranı. Şimdi burada ikisi de birbirine benziyor arkadaşlar. Mutlak değer A, A'ya benziyor. Diğeri de B eksi A'ya benziyor. Burada önemli olan nedir? Mutlak değer A ifadesi dışarıya nasıl çıktı? Yani burada A 0'dan büyük olduğu zaman mutlak değer A'mız A diye çıkar. 0'dan küçük olduğunda eksi A diye çıkar. Şimdi inceleyelim. Burada mutlak değer A eksi B bölü. Burada 0'dan büyük olduğunu düşünürsek A eşittir
b eksi a bölü a. Yani bunlar birbirini götürürse bakın mutlak değerimiz dışarıya aynen çıkamamış. Eksi 1 ile çarpılmış. Burada b eksi a'mız sıfırdan büyük eşit. Yani b büyük eşittir a. Her iki tarafı da a'ya bölersek b bölü a büyük eşittir 1. Burada nasıl böyle yaptık? A'mız pozitif olduğu için her iki tarafı pozitif a değerine böldük. Şimdi biz burada a'nın sıfırdan küçük olma durumunu incelemedik. Bir de onu inceleyelim. A sıfırdan küçük dersek mutlak değer a eksi b bölü eksi a eşittir b eksi a bölü a. Buradan sadeleştirirsek mutlak değer a eksi b'miz içler dışlar yaparsak a eksi b. Yani a eksi b büyük eşit 0, a büyük eşit b'dir. E burada a'mız sıfırdan küçük dedik. Her iki tarafı ne yapalım şimdi? A'ya bölelim. Sıfırdan küçük bir değere bölersek arkadaşlar burası 1 olur. Diğeri b bölü a olur. Ancak buradaki büyük eşittir küçük eşittir'e dönüyor. Çünkü burada sıfırdan küçük bir değere bölersek eşitsizlik yön değiştirir. Şimdi her ikisini de incelediğimiz zaman buradan cevabımız d şıkkı gelir. 2x eksi 3'ün mutlak değerini şimdi yalnız bırakalım. 2x eksi 3 küçüktür. X artı 2. Her iki tarafın karesini alalım. Bunun karesini alıyoruz. X artı 2'nin karesini alıyoruz. 4x kare eksi 12x artı 9 yapıyor. Sağ tarafta yine tam kare özdeşliğinden x kare artı 4x artı 4. Şimdi tüm ifadeleri sol tarafa atarsak 3x kare eksi 16x artı 5 küçüktür 0 olur. Burada çarpanlara ayırma yapıyoruz. İlk terimimiz 3x kare. Bunu 3x çarpı x diyoruz. Çarpınca 5 yapacak. Çapraz çarpımları toplayınca eksi 16x yapacak sayılar arıyoruz. Bunlar da eksi 1'e eksi 5'tir. Çarpıyorum. Eksi 15x çarpıyoruz. Eksi 1x toplamı buradaki ortanca terimi veriyor. Yani nedir? 3x eksi 1 çarpı x eksi 5 sıfırdan küçük bir değer. Bunu sıfıra eşitlersek 3x eksi 1 sıfır dersek x'imiz 1 bölü 3. X eksi 5 sıfıra eşit dersek x'imiz 5. Yani buradaki köklerimiz birisi 1 bölü 3 diğeri de 5 olacak. Çarpımları sıfırdan küçük olacağına göre burada arkadaşlar bu ikisinin arasındaki değerleri alacağız. Bize tam sayılar dediği için bu aralıktaki tam sayılarımız 1, 2, 3 ve 4'tür. Bunların toplamı da 1, 2, 3, 4 toplamı 10 gelir. Cevabımız Bursa. Denklemimizin farklı 3 tane kökü varmış. Mutlak değerli bir denklem olduğu için b eksi 2 değerimiz sıfırdan küçük olamaz. Böyle bir durumda kök yoktur, boş kümedir. B eksi 2'miz sıfıra eşit olmuş olsa buranın içerisi de sıfıra eşit olacak. Burada 2 tane kök gelecektir. Demek ki b eksi 2 değerimiz sıfırdan büyük, yani aradığımız b 2'den büyük bir değer olacak. Burada başlayalım arkadaşlar. İçerisi ne olacak? Mutlak değer x eksi a eksi 3'ümüz ya b eksi 2'ye eşit olacak ya da bunun eksi 1 katı. Mutlak değer x eksi a eksi 3 eksi b artı 2. Şimdi biz burada eksi 3'leri diğer tarafa atarsak mutlak değerli ifademiz b artı 1 olur. Diğerinde de mutlak değerli ifademiz eksi b artı 5. Burada her ikisinden de 2 tane burada, 2 tane burada toplamda 4 tane kök gelmesi gerekiyor. Ama soruda diyor ki hayır 3 tane kök var. Demek ki bir tanesinde tek kök gelecek. Yani bir tanesinin sonucu 0 olacak. Şimdi b artı 1 0 eşit olmuş olsa burada b'miz eksi 1. Ancak başta dedik ki 2'den büyük. Dolayısıyla burayı değil de biz buradaki eksi 5, eksi b artı 5'i 0'a eşitlersek b değerimiz 5. Şimdi tekrar baştan yazalım. Buradaki mutlak değer x eksi a eşittir b artı 1, yani 5 artı 1'den 6 olabilir. Ya da burada b yerine 5 yazdığımız zaman mutlak değer x eksi a'mız 0. Buradan kökümüz ne gelir? X eksi a 0 dersek a'dır. Diğerinde ise x eksi a'mız 6'dır. X'imiz a artı 6 diyebiliriz. Ya da bu ifademiz x eksi a'mız eksi 6'dır. X'imiz a eksi 6 diyebiliriz. Köklerimizi işaretleyelim. Bu 3 kökü toplarsak arkadaşlar ne olacaktır? A artı 6, a eksi 6, bir de a var. Hepsinin toplamı
3A'dır. Cevabımız D şıkkı. Denklemi sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? Mutlak değerli ifade olduğu için içerideki x eksi 1'i 0'a eşitleyip x'in değerini buluyoruz. Buradaki 2x'i 0'a eşitleyip yine x'imizi 0 olacak şekilde buluyoruz. Şimdi şöyle bir tane tablo çizelim arkadaşlar. Köklerimiz 0 ve 1. Şimdi 1'den büyük değerler olduğunda mutlak değerin içindeki ifadeler aynen dışarıya çıkar. Buradan eşittir 5 diyebiliriz. Buradan da x'imiz 2 gelir. 1'den büyük bir değer midir? Evet. Dolayısıyla ilk x'imizi bulduk. X'imiz 0 ile 1 arasında, yani 1 bölü 2 gibi bir değer olduğunda burası eksili bir sayı, diğeri artılı olacak. Dolayısıyla x eksi 1'imiz eksi ile çarparak çıkıyor. 2x'imiz pozitif olduğu için mutlak değer dışına aynen çıkıyor. Buradaki değerimiz 4. Ancak 0 ile 1 arasında 4 olmadığı için bunu iptal ediyoruz. Gelelim 0 ile eksi sonsuz aralığına. 0'dan küçük olduğunda mutlak değerin içindeki ifadelerin her ikisi de eksi de olacağı için eksi ile çarparak dışarıya çıkarıyoruz. Buradan eksi 4 eşittir 3x. X'imiz eksi 4 bölü 3. 0'dan küçük müdür? Evet. Dolayısıyla eksi 4 bölü 3 alabiliriz. 2'yi de eklersek cevabımız 2 bölü 3'tür. B şıkkı. A ve B birer tam sayıdır. Toplamları 1'miş. A, B tam sayı olduğuna göre bu ifadelerin içerisi ve sonuçları birer tam sayı. Toplamı 1 olduğuna göre bunlar 1, 0, 0 gibi bir sonuç oluşturmak zorunda. Ya da 0, 1, 0 ya da 0, 0, 1 gibi. Şimdi baştaki durumu eliyoruz. Neden eliyoruz? Çünkü A artı B ile A artı B eksi 1'in sonuçları farklı olacak. Yani ikisinden de 0 olmasını bekleyemeyiz. Dolayısıyla şimdi buradaki a eksi 2'lerimiz kesinlikle 0. A eksi 2'nin mutlak değeri 0 olduğuna göre a'mız kesinlikle 2'dir. Şimdi a yerine 2 yazarsak ne olur? Burası 0 olur. Mutlak değer b artı 2 artı mutlak değer b artı 1'imiz 1 olacak. Şimdi buradaki mutlak değer b artı 2'yi 1'e eşitleyebiliriz arkadaşlar. Sonrasında b artı 2'miz ya 1'dir ya da ne olur? Eksi 1. Burada b'miz eksi 1 ve eksi 3 gibi sonuçlar doğuruyor. Bunları yerine yazalım. B yerine eksi 1 yazdığımız zaman mutlak değer 1 artı mutlak değer 0, 1'dir. Bu bizim için bir köktür. B yerine eksi 3 yazalım. Burada eksi 3 yazdığımız zaman eksi 1'in mutlak değeri artı eksi 2'nin mutlak değeri, burası 3'tür. 1'i vermiyor. Dolayısıyla buradan bir kök gelmiyor. Şimdi ne inceleyelim? En alttakini inceleyelim. B artı 2'nin mutlak değeri 0'a eşitse B artı 2 0'dır. B eksi 2. Şimdi burada B yerine eksi 2 yazdığımız zaman mutlak 0 artı mutlak eksi 1 1'i veriyor. Dolayısıyla diğer kökümüz de eksi 2. Yani B'lerimiz eksi 1 ve eksi 2'dir. Toplamımız da eksi 3'tür. C seçeneğidir. İki tane mutlak değerli ifadenin çarpımı sıfırdan büyük ya da eşit bir sonuç doğuracaktır. Yani 2x eksi 6'mız sıfırdan büyük eşit. Dolayısıyla 2'ye bölersek x eksi 3'ümüz sıfırdan büyük eşit. Dolayısıyla burada ne diyebiliriz? X eksi 1'in mutlak değeri çarpı x eksi 3 şeklinde dışarıya çıkar. Diğeri de 2 çarpı x eksi 3'tür. X eksi 3 her ikisinde ortak. Sol tarafa hepsini atarsak x eksi 1 çarpı x eksi 3 eksi 2 çarpı x eksi 3 eşittir 0. Burada ortak olanlar x eksi 3 dedik. Bunları başa alalım. Ortak çarpan parantezinde yazalım. Geriye kalanlar mutlak değer x eksi 1 eksi 2 eşittir 0. Yani burada x eksi 3'ümüz 0'a eşit olabilir. X'imiz 3'tür. Ya da buradaki mutlak değer x eksi 1 eksi 2 0 eşit. Mutlak değer x eksi 1'imiz 2'dir. Buradan da ne olur? X eksi 1'imiz ya artı 2 ya da eksi 2. Dolayısıyla köklerimiz 3'e eksi 1 gelir. Ne demiştik? Burada x eksi 3 büyük eşit 0 olmak zorunda. Yani x'imiz 3 ve 3'ten büyük değerler. Dolayısıyla buradaki eksi 1'i siliyoruz. Sadece 3 gibi bir tane kökümüz var. Cevabımız Deniz'de. X eksi y'nin mutlak değeri 3x'e eşitmiş.
Buradaki 3x ifadesi 0'dan büyük eşit. Dolayısıyla x'imiz 0'dan büyük eşit olan bir sayı. X eksi y o zaman eşittir 3x diyebiliriz. Y'yi sağ tarafa atarsak y'miz x'in eksi 2 katıdır. Şimdi burada arkadaşlar y gördüğümüz üzere eksi 2x yazalım. X eksi 4x yani eksi 3x'in mutlak değeri o da ne olur? 3x olacak şekilde dışarıya çıkar. Bu da neye eşitmiş? Eksi 3 çarpı x çarpı y. Ve buradan sadeleştirirsek y değerimiz eksi 1'dir. Eksi 2x eşittir eksi 1. Yani düzenlersek x değerimiz buradan artı 1 bölü 2. Şimdi soru diyor ki karelerini toplayın. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4'tür. Eksi 1'in karesi de 1'dir. Toplam değerimiz 5 bölü 4 ile C şıkkı. Eşitsizliğin çözüm kümesi sorulmuş. Buradaki mutlak değerin içindeki değerleri 0'a eşitliyoruz. X eksi 1 0'a eşit dersek ilk kökümüz 1 gelir. Diğerinden de x artı 3 0 dersek diğer kökümüz eksi 3. Bunlar bizim kritik noktalarımız. Bunları getirip burada yerleştiriyoruz. Küçük olanı sola, büyük olan artı 1'i de sağ tarafa yazıyoruz. Şimdi burada 1 ile sonsuz aralığında her ikisinin içerisi pozitif değerler aldığı için mutlak değer dışarısına bu şekilde çıkar. 2x küçüktür 10 olur. X küçüktür 5. Yani burada 1 ile 5 aralığındaki tüm çözümler bizim çözüm kümemize dahildir. Şimdi gelelim eksi 3 1 aralığına. Burada mesela arkadaşlar atıyorum 0 için deneyelim. Burası eksili bir değer, diğeri artılı bir değer olacaktır. Yani x eksi 1'imiz eksi 1 ile çarparak çıkıyor. X artı 3'ümüz aynen dışarıya çıkıyor. Buradan x'ler birbirini götürürse 4 12'den küçüktür. Bu doğru bir ifadedir. Yani bu aralıktaki tüm çözümler bizim çözüm kümemize dahil edilebilir. Sonra eksi sonsuz eksi 3 aralığına gelirsek arkadaşlar her ikisinin de içerisi eksili değerler alacaktır. Yani mutlak değer dışarısına bu şekilde çıkarabiliriz. Küçüktür 12. Buradan da eksi 2x eksi 2 küçük 12. X'i sağ tarafa atarsak eksi 14 küçük 2x'tir. X'imiz eksi 7'den büyük değerler. Yani eksi 7 ile artı sonsuz. Artı sonsuz demeyelim. Burada eksi 3'e kadar inceliyoruz. Eksi 3 aralığındaki değerler. Bunların hepsini birleştirirsek ne olacak arkadaşlar? Eksi 7'den eksi 3'e kadar geldik. Eksi 3 değerini de alabiliriz bu arada. Dolayısıyla eksi 3 1 aralığı ve 1 5 aralığında dahil edersek eksi 7'den 5'e kadar olan tüm değerler tabii ki eksi 7'yi ve 5'i alamıyoruz çünkü burada küçük eşittir demediği için bunları köşeli parantez değil de yuvarlak parantez gibi düşünüyoruz. Yani cevabımız A şıkkı. Eşitsizlik sisteminde ortak çözümü bulup sayı doğrusu üzerine gösteriyoruz. Birincisinde x eksi 3'ümüz artı 1 değeri ile eksi 1 değeri arasında değerlerdir. Burada her iki tarafa 3 eklersek x'imiz 2 ile 4 aralığında birinci çözümümüz geldi. Şimdi ikinci çözümde bakın büyüktür demiş. Yani burada x artı 1 ya 2'den büyüktür veya x artı 1'imiz eksi 2'den küçük. Yani x 1'den büyük birleşim x eksi 2'den küçük. Yani bunu sayı doğrusu üzerinde gösterirsek burası ne diyelim eksi 2 burası da 1'dir. İçini boş gösteriyoruz çünkü büyük eşittir demiyor. 1'den büyüktür dediğimizde sağ taraf, eksi 2'den küçük. Buradaki sol taraf. Şimdi birinci çözümümüz diyor ki 2 ile 4 aralığında olacak. Tabii ki ortak çözüm olacak. 2 ve 4'ü işaretlersek her ikisinin çözümünde ortak olan bölge 2 ile 4'ün ortasındaki bölgedir. Yani gördüğümüz gibi cevabımız C şıkkı. Sayı doğrusu üzerinde pozitif yani 0'dan büyük bir tane x sayımız var. Sayı doğrusu üzerinde 0'a olan uzaklığı, x sayısının 0 olan uzaklığının 2 katına eşit olan sayılar işaretleniyor. Sayımıza A diyelim. 0'a olan uzaklığımız mutlak değer A'dır. X'in 0'a olan uzaklığı da mutlak değer X'tir. Burada ne demiş? 2 katına eşit. Dolayısıyla çarpı 2. X'imiz 0'dan büyük olduğu için dışarıya 2X olacak şekilde çıkar. Burada da A değerlerimiz ya artı 2X'tir ya da eksi 2X. Şimdi bize işaretlenen sayılardan birinin x'e olan uzaklığı demiş.
A'nın x'e olan uzaklığı a eksi x'in mutlak değeri. Şimdi bu 10'a eşit olduğuna göre a'ya bir 2x vereceğiz, bir de eksi 2x vereceğiz. 2x için mutlak değer x eşittir 10 olur. Buradan 10 ve eksi 10 gibi kökler gelir. Ancak 0'dan büyük olduğu için eksi 10'u almayız. A yerine eksi 2x diyelim. Eksi 2x eksi x eşittir 10 şeklinde. Buradan da eksi 3x'in mutlak değeri 10'muş. Yani eksi 3x'imiz 10'a eşittir veya eksi 3x'imiz eksi 10'dur. Burada negatif değeri alamayacağımız için burada x değerimiz artı 10 bölü 3. Yani bulduğumuz değerler biri 10, diğeri de 10 bölü 3'tür. Birbirine oranı 3'tür. Cevabımız E şıkkı.